Anneciğim, babacığım, bana bakın, süper oldum, bana bakın. Oğlum, bu halin ne senin? Ne halin? Bu mu ne? Ay fakir bakayım, yolla şunu, çok korkuyorum, yolla şunu. Oğlum ne oldu, ne oldu? Defol git buradan, defol. Sen benim oğlum falan değilsin. Defol git buradan, defol git. Anne baba, niye öyle diyorsunuz? Bakın işte zombi oldum, çok havalıyım. Tanıyamadınız mı beni? Benim işte kaslı bebeğiniz. Fakir, ne olur bir şeyler yap, şu zombiyi kov evimizden. Sen benim oğlum falan değilsin. Defol git buradan, defol git. Bir daha da asla gelme, defol git. Arkadaşlar, fakirin yeni kaslı bebeğini sevdiniz mi? Lütfen yorumlarda yazın. Bu arada kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenen herkesin annesi ve babası ölümsüz olur inşallah. Allah Allah ya, babam niye bana bu kadar kötü davranıyor ki? Ne yaptım ben ona sanki? Yeni halimi mi beğenmedi acaba? Neyse, en iyisi okula gideyim, arkadaşlarımı özledim. Evet çocuklar, dersimize hoş geldiniz. Bir yoklama alalım bakalım. Öğretmenim, Arda dışında herkes burada. Rüzgar, ne saçmalıyorsun oğlum? Buradayım işte, görmüyor musun? Evet öğretmenim, Arda dışında herkes geldi. Eyvallah öğretmenim ya, Arda gelmemiştir. Öğretmenim, Arda sizden nefret ettiğini söyledi ve okula bir daha gelmeyeceğini söyledi. Zeynep, ne oluyor ya? Arda burada değil mi? Ali, Rüzgar herkese para verdi. Arda burada değil dedirtmek için. Nasıl yani Zeynep? Hiçbir şey anlamadım. Ali, yani Arda yokmuş gibi davranacağız. Şaka yapıyoruz ona. Ya arkadaşlar, ne saçmalıyorsunuz? Buradayım işte, görmüyor musunuz? Allah Allah, öğretmenim duyuyor musunuz? Sanki bir sinek vızıldıyor. Öğretmenim, buradayım, buradayım. Ulan Arda, ulan Arda, nerede o çocuk? Niye gelmedi benim dersime? Bir de gelmem falan mı diyor gerçekten? Evet öğretmenim, ne geldi bu maldenin dersine dedim ara en son. Öğretmenim, yok öyle bir şey, görmüyor musunuz ya, görmüyor musunuz? Ulan var ya, o Arda'yı elime bir geçireyim, ona yapacağımı çok iyi biliyorum ya, Allah Allah. Eyvallah öğretmenim ya, Arda'yı şöyle bir güzel dövün. Öğretmenim, Arda dersi gelmesi de bir şey değişmez ki, Arda zaten çok salak, hiçbir şey anlamıyor. Ya ne oluyor ya, ne oluyor ya, kimse beni görmüyor mu, kafayı mı yedim ben? Okulda ilk günüm, çok heyecanlıyım. Merhaba öğretmenim, ben okula yeni başladım. Sen de kimsin be, sana oturabilirsin dedim mi ben? Öğretmenim, ben Arda'nın kardeşiyim, yeni kardeşi, bebek, kaslı bebek. Oğlum yalan söyleme lan, senin gibi bir kardeşim yok benim. Öğretmenim, Arda kendisi gelmiyor, kardeşini yolluyor, kardeşine de bakın ya, çok çirkin, zombiye benziyor aynı. Eyvallah ya, şu tipe bak ya, tam dayaklı bir tip. Ay gerçekten, ne tipsiz bir şeysin sen ya, o fakir ezik çirkin Arda bile senden daha yakışıklı. Öğretmenim, ben çok güvensiz hissediyorum, ben okulumda zombi istemiyorum. Evet öğretmenim, okulumuzda zombi var ya, ne kadar saçma. Öğretmenim, gönderin şu zombi, lütfen gönderin, çok korkuyorum. Arkadaşlar niye öyle diyorsunuz, ben kötü biri değilim ki. Vallahi öğretmenim, Arda zaten balın teki, bir de bir tane bal kardeşiyle mi uğraşacağız ya, gönderin şunu ya, Allah zombisi. Evladım, ben sana otur bile demedim, niye oturuyorsun sen? Öğretmenim, ben de derslerime çalışmak, ben de okullu olmak istiyorum çünkü. Allah Allah, demek okullu olmak istiyorsun ha, okullu olmak istiyorsun. Evet öğretmenim, hem de çok. Öğretmenim, izin vermeyin şuna ya, Arda kendisi gelmiyor, kardeşini mi alacağız, izin vermeyin, zaten zombi bu ya, ben istemiyorum bunu okulumda. Ya oğlum, sen benim kardeşim değilsin ki, niye yalan söylüyorsun? Arda abi, benim sadece zombi ısırdı beni. Oğlum Rüzgar, buradaymışım işte lan, niye dalga geçiyorsun benimle, buradayım oğlum. Ulan Arda, Allah reis, bir de inandın mı burada olmalısın, çok salaksın ya. Öğretmenim ya, sizin de alacağınız olsun, siz de beni kandırdınız. Neyse öğretmenim, lütfen kalabilir miyim, ben de ders öğrenmek istiyorum, ben de. Demek ders öğrenmek istiyorsun. Bir şartla kalabilirsin evladım. Neymiş öğretmenim o şart? Hemen yaparım. Neymiş? Sana bir soru soracağım. Eğer doğru cevap verirsen bizimle kalabilirsin. Tabii ki öğretmenim. Sorun, hemen doğru cevap vereyim. O Arda, aslında bu çocuk senin kardeşin olabilir ya. İkiniz de çok çirkinsiniz, şu tiplere bak. Kapa çeneni Rüzgar. Zaten çok sinirliyim hala sana. Şimdi öğretmen kardeşini yollası da görsen, senin gibi salak olduğu için kesin bilemez. Hadi öğretmenim, sorun soruyu. Peki madem evladım, soruyorum, 4 artı 4 kaç eder? Ola bu nasıl soru ya, valla ben bile bilirim bunu, 4 artı 4 tabii ki 24 eder ya. Öğretmenim, 4 artı 4 8 eder, 8 eder, doğru bildim, kalabilirim değil mi? Hadi lan oradan, 4 artı 4 8 edermiş, Rüzgar doğru cevabı ver oğlum. Öğretmenim, 4 artı 4 10 eder. Ne, nasıl olur, 4 artı 4 8 eder. Ya valla 10 eder, seni burada istemiyoruz, git, soruyu da bilemedin zaten. Aynen öyle, defol git, bilemedin defol git. Okulumda daha fazla çirkin çocuk istemiyorum. Arda kardeşini de al, defolun gidin pis çirkinler.
Ya benim kardeşim böyle değildi. Şuna bakın ya, çok çirkin zombi bu ya. Benim böyle bir kardeşim yok. Çek git lan sınıfımdan, çek git lan. Ama öğretmenim gerçekten doğru bildim. 4 artı 4 8 eder. Niye beni yollamak için yalan söylüyorsunuz? Öğretmenim bir de size yalancı diyor ya. Yollayın şunu ya, vallahi yollayın. Öğretmenim bence de yollayın yani. Asıl yalancı o ya, benim kardeşim falan yok böyle. Defol git lan sınıfından. Bir daha da sakın gelme, defol git. Ali Allah zombisi, köyüne dön bakalım. Bir daha da sakın benim kardeşimmiş gibi davranma. Ama öğretmenim doğru bildim yani ya, doğru bildim. 4 artı 4 8 eder arkadaşlar, yorumlarda yazar mısınız? 4 artı 4 kaç eder? Ben kaçı istiyorsam o eder. Defol git lan, çek git lan sınıftan. Neden herkes benden nefret ediyor? Neden? Neden? Tek istediğim okula gitmekti. Kimse beni sevmiyor. Kimse beni sevmiyor. Ben kötü bir zombi değilim ki. Abim bile kardeşi olduğumu kabul etmiyor. Ailem beni istemiyor. En iyisi gideyim bir yerde dileneyim de yiyecek bir şeyler alayım. Karnım çok aç. Lütfen bana para verin. Lütfen para verin. Ailem beni terk etti. Karnım çok aç. Gidebilecek hiçbir yerim yok. Lütfen para verin. Iş çocuğa bak. Sen utanmıyor musun burada dilenmeye? Şu tipe bak ya. Bir de utanmadan bu tipiyle dileniyor. Hay Allah. Ne var ki benim tipimde? Ne var yani? Alt üstü bir zombi oldum. Bu beni kötü biri yapmaz ki. Allah Allah. Şuradaki çocuk tek başına ne yapıyor? Bir gideyim yanına da konuşayım bari şununla. Kerem komiser, bana para verebilir misin? Hayırdır? Ne oldu? Sen niye dileniyorsun burada? Niye paran yok? Niye evsiz kaldın? Suratında 5 karış yani. Bir şey mi oldu? Kerem komiserim, zombi oldum diye kimse artık beni sevmiyor. Herkes beni çok dışlıyor. Allah Allah. Hiç de kötü bir zombiye benzemiyorsun aslında. Değilim zaten. Tek istediğim yeşil olmaktı benim. Yeşil olmaktı. Şimdi bütün ailem, arkadaşlarım beni tanımamazlıktan geliyor. Nasıl yani ya? Artık bir ailen yok mu? Maalesef kimse beni istemiyor. Allah Allah. Öyle şey mi olur? Küçücük çocuksun sen daha. Yapacak bir şey yok Kerem komiser. Kendimi ısırtmamalıydım o zombiye. Tamam da bunun için evlatlıktan reddedilmezsin ki yani. Demek artık ailen yok öyle mi ya? Olmaz böyle ama. Ya ben seni evlat edineyim ya. Ben seni evlat ediniyorum. Ne? Gerçekten mi Kerem komiserim? Gerçekten mi? Evet, buna gönlüm el vermiyor. Seni böyle sokakta ailesiz bırakamam. Aç bırakamam seni. Ben artık senin babanım. Bana Kerem komiser deme. Baba de. Peki babacığım, seni çok seviyorum. Çok seviyorum. Tabii seni evlat edinmemin bir şartı var. Tamam mı? Neymiş? Her şeyi yaparım. Her şeyi. Sen de benim gibi polis olacaksın. Seninle beraber suçları yakalayacağız. Tamam mı canım oğlum benim? Tamam mı? Tamam babacığım. Tamam. Çok isterim polis olmak. Hadi gel madem, sana silah ve rozet verelim. Babacığım silah çok yakıştı. Çok yakıştı. Çok teşekkür ederim. Ne demek canım oğlum benim? Asıl ben teşekkür ederim. Suçlarla savaşırken bana yardım edeceksin. Merak etme babacığım. Seni asla utandırmayacağım. Dur oğlum, telefonum çalıyor. Efendim ne oldu? Kerem komiser ben. Ne oldu babacığım? Ne oldu? Bir sorun mu var babacığım? Ne oldu? Ne? Bankanın önünde silahlı soyguncu mu var? Hemen geliyorum. Hemen. Hadi babacığım hemen gidelim. Birileri zarar görmeden hemen gidelim. Hadi oğlum koş hemen arabaya gidelim. Koş koş koş. Hemen bana helikopter getirip kaçmama izin verin. Yoksa bu çocuk ölür. Seni salak suçlu, bırak hemen Arda'yı, yoksa vururum seni. Etrafın sarılı, hiçbir yere kaçamazsın. Bırak Arda abimi. Evet, kaçabileceğin hiçbir yer yok. Bırak Arda'yı, bırak Arda'yı. Hemen helikopter getirmezseniz yemin ediyorum beynini domatese çeviririm. Ben bu paraları alıp buradan kaçacağım, yoksa bu çocuk ölür. Bırak Arda abimi hemen, yoksa vuracağım seni. Sen kime silah çekiyorsun lan artist? Al bakalım sana. Hayır olamaz, al bakalım. Oğlum lütfen ölme, lütfen ölme. Seni hemen hastaneye yetiştireceğim, merak etme. Olamaz ya, gerçekten bizim çocuğumuzmuş. Gerçekten bizim bebeğimizmiş. Evet ya, ona çok kötü davrandık. Şimdi bizim yüzümüzden ölecek. Evet ya, ben de kardeşim olduğuna inanmadım. Dışladım onu, benim içim canından oldu. Canım oğlum, seni hiç oraya götürmemeliydim. Doktor bey amca, kardeşim iyileşecek mi? Lütfen iyileşecek de, lütfen. Bilemiyorum, çok zor duruyor. Mermi tam kalbine isabet etmiş. İyileşmesi için yeni kalbe ihtiyacı var. Ben veririm. Benim oğlum. Benim yüzümden böyle oldu. Ben vereyim. Ama fakir bey, unutmayın, kalbinizi verirseniz siz ölürsünüz. Hayır, kocamı kaybedemem.
Doktor amca benim kalbimi al. Beni kurtarmak için ölüyor kardeşim. Benim kalbimi al, ona ver. Yani ben kalbimi veremem. Çok seviyorum yeni evlat edindiğim çocuğumu ama veremem yani. Emin misin Arda bak? Sen öleceksin sonra. Evet eminim doktor bey amca. Benim kalbimi al kardeşim hemen. Arda oğlum olur mu öyle şey? Olur mu hiç? Arda oğlum ben seni de kaybedemem. İyi de canım ailem kardeşim benim yüzümden burada. Ben vermeliyim. Biri kalbini verecekse o kişi ben olmalıyım. Hadi bir karar verin artık. Ölecek yoksa bu çocuk. Ölür yani bu. Doktor bey başka yolu yok mu? İlla kalbi vermek zorundayız. Yani aslında başka bir yolu var. Neymiş o zaman onu söylesene. Kimsenin ölmediği yolu söyle. Bu videoyu izleyenlerin yoruma fakirin kaslı bebeği iyileşsin yazması gerekiyor. Kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu da beğenmeliler. Arkadaşlar doktora duydunuz lütfen videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açıp yoruma fakirin kaslı bebeği iyileşsin yazın yoksa kardeşim ölecek. Evet arkadaşlar lütfen doktorun dediklerini yapın lütfen. Eğer yapmazsınız kardeşim ölmesin diye ben kalbimi vereceğim bu sefer ben öleceğim lütfen beni de seviyorsanız bunları yapın.